Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı himayelerinde Mersin Valiliği koordinasyonunda Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Türk Arap İş Adamları Derneği'nin destekleriyle 11-13 Ocak tarihleri arasında Mersin'de 1. Türk Arap Ekonomi Zirvesi ve Türk-Yemen İş Forumu gerçekleştirilecek. Mersin Valiliği'nde konuya yönelik bir basın toplantısı düzenleyen Mersin Valisi Ali İhsan Su, zirve ve forumla ilgili bilgi verdi. 13 Ocak 2018 tarihlerinde kentimizde 1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi düzenlenecektir. Bu önemli zirvenin gerçekleştirilmesinde kentimizdeki bütün paydaşlar her zaman olduğu gibi yine önemli bir dayanışma örneği sergilemişlerdir. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi maddi ve manevi olarak zirvenin işbirliği ortakları olmuşlardır. 1. Türk-Arap Ekonomi Zirvesi'ne Kıbrıs, Fas, Tunus, Cezayir, Lübnan, Filistin, Kuveyt, Bahreyn, Irak, Suriye, Mısır, Ürdün, Sudan, Suudi Arabistan, Yemen gibi ülkelerden katılımcıların iştirak etmesi beklenmektedir. Ayrıca serbest bölge, liman, OSB gibi üretim alanları ziyaret edilerek ilimizin üretim ve yatırım ortamı misafirlerimize tanıtılmaya çalışılacaktır. Yemen, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün, Bahreyn, Malezya, Çin gibi ülkelerden gelen ve Orta Doğu'nun tabiri caizse tüccarı olarak tanımlanan yaklaşık 150 civarında Yemenli iş adamı heyeti 9-10 Ocak tarihlerinde Adana'da, 11-12-13 Ocak tarihleri arasında ise Mersin'de temaslarda bulunacaklardır. Orta Doğu coğrafyasında tüccarlık vasfıyla öne çıkan Yemenliler ile Çukurova'lı iş adamlarımız arasında ticari işbirliklerinin güçlendirilmesi, bölgenin yatırım ve dış ticaret potansiyelinin kendilerine yerinde tanıtılarak somut ticari çıktılar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Anamur Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Mehmet Türe başkanlığında Anamur Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıya bağımsız meclis üyesi Seda Uysal Satıcı'nın dışındaki tüm üyeler katıldı. Dilek ve temennilerde dahil 9 maddenin ele alındığı oturumda kaymakamlığın 8 Aralık 2017 günü gönderdiği yazıya istinaden yaylaların sınırlarının ayrı ayrı belirlenmesi ve bir vatandaşın dilekçesine istinaden bir arsanın satışının imar komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Anamur Belediyesi'nde çalışan 13 sözleşmeli memurun maaşına devletin yeni yıl içerisinde belirleyeceği zam oranında zam verilmesine yine oy birliğiyle karar verildi. Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi için açılacak yeni birime 6 yıllık yer kiralanması için belediye başkanına 4 meclis üyesinin çekimser oy kullanmasına karşın oy çokluğuyla yetki verilmesi kabul edildi. Mersin'de iki çocuk annesi, lise öğretmeni kadın, araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada komşusunun oğlu tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik edildi. İddiaya göre Hasan Eker Lisesi coğrafya öğretmeni 51 yaşındaki Hülya Öksüz, Toroslar ilçesi Osmaniye mahallesindeki evinde ders notlarını girdiği sırada komşusunun oğlu zile basarak otobüs geleceğini ve bu yüzden aracını biraz daha ileriye almasını istedi. Bunun üzerine birinci kattaki evinden aşağıya inen Öksüz, apartmanın önündeki otomobilini istenilen yere çekti. Ardından komşusunun oğluna "Öğretmenden bu saatte ne istiyorsun?" diye takılan Öksüz ile BB arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrası evine dönen Öksüz, kapıdan içeriye girdiği sırada arkasından gelen öğrenci BB'nin saldırısına uğradı. Feci şekilde darp edilen Hülya Öksüz, çığlıkları duyan komşularının yardımıyla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kıtlam falan sıktı, nefessiz kaldı. Siz öğretmen misiniz? Nerede?
Ben sana kimsiz. Evde kimse yok muydu? O anda kimse yoktu. Şikayetçi oldunuz mu? Evet, karakola gideceğiz. Bu sırf araba çekme mevzusu mu konu? Ya aslında dediğini yaptım yani. Yani arabayı çektim. Benimle sohbet ediyordu. Sonra bana dedi ki sen mahalledeki arabaları dedi çiziyormuşsun dedi. Benim arabamı çizdin dedi. Ben ekmeğimden oldum dedi. Ben kimsenin arabasını falan çizmedim ya. Daha önceden tartışmış mıydınız bu kişiyle? Bununla benim hiç tartışmam olmadı. Geçmiş olsun. Mersin'de Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin aralarında eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Necat Atilla Demirhan'la eski 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu 21'i tutuklu, ikisi firari, 32 sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor. Aralarında rütbeli askerlerin, emniyet müdürlerinin ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan eski polislerin de bulunduğu yaklaşık 60 kişinin tanık olarak dinlendiği davanın 3. celsesinin 4. oturumunda mahkeme savcısı tarafından mütalaa verildi. Savcı, verilmesi muhtemel ceza karşısında tutuklama tedbirinin ölçülü, adli kontrol tedbirlerinin ise yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devam etmesi, tutuksuz sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin sürmesini talep etti. Dava Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdem ilçesinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 2 kişiyi suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında elde edilen istihbarati çalışmalar neticesinde bir şahsın uyuşturucu madde getireceği ve bunu Erdemli ilçesinde başka bir kişiye teslim edeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine buluşma yerinin gerçekleştirileceği eve operasyon düzenleyen ekipler 1 kilo esrarla 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir kişinin evinde Bizans dönemine ait 196 parça tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarati çalışmalar neticesinde Tarsus'ta bir şahsın kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgiler alınması üzerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 196 adet Bizans dönemine ait obje, 60 adet yine Bizans dönemine ait sikke, 1 adet dedektör, dedektör yeleği, şarj cihazı, kazma ve kürek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken kişi hakkında adli işlem yapıldı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplumda kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla müdürlük binasının duvarlarını kitap desenleriyle donatarak adeta koca bir kütüphane oluşturdu. Yoldan geçenlerin ilgisini çeken ve büyük beğeni toplayan uygulama özellikle öğrencilerin selfie mekanı oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yapmış oldukları bu çalışmayla kitap okuma alışkanlığı konusunda insanlarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Efendim, amacımız bir farkındalık yaratmak. Yani insanların gelip geçerken hayıflandığı, az okuyan bir toplumuz malum. Bu az okuyuşumuzun özellikle çocuklarımıza, gençlerimize hayata hazırlarken onların ileride ah vah demeden geleceklerini hazırladığımız bu yavruların daha iyi yetişmelerini temin etmek adına, en azından kitap dostu olmaları adına yapılan bir çalışma. Bir farkındalık yaratma. Gördüklerinde insanların, ya akşam gittiğim zaman en azından kütüphanemdeki şu kitabı da bir daha gözden geçireyim, bir bakayım. Veya önümüzdeki hafta falan yerde bir kitap fuarı varmış, o kitap fuarına da gideyim. Yani gündemlerine girmesi açısından, kitabın onların gündemlerinde olması açısından yapılan bir çalışma. Yani bugün dil eğitimini de malum Milli Eğitim adına eleştirenler çok ciddi şekilde eleştiriyorlar. İşte 8 yıl, 10 yıl İngilizce eğitimi alıyorsunuz ama İngilizce konuşamıyorsunuz. Hayatın içine çekmediğimizden kaynaklanıyor. Öğrencimiz bunu okulda özellikle dil eğitiminde 3 aylık, 4 aylık periyotta çok iyi bir şekilde eğitimini alıyor ama tatile girdiği andan itibaren kaldırıp kitabı bir tarafa bırakıyor. Hayatın içine çekmiyoruz.
Aynen bu çerçevede, kitaplarda da bu şekilde. Hayatın her anında, günde 10 sayfa, 20 sayfa, 30 sayfa ne okuyabilirse, macera kitabı olabilir, serüven olabilir bu, eğitimle ilgili bir kitap olabilir. Mutlaka hayatın içine çekilmesi adına yapılan bir çalışmadır bu çalışma. Okumayı teşvik etme anlamında oldukça güzel. Hem yüz temel eserlerin insanlar tarafından, yetişkinler ve çocuklar tarafından öğrenilmesi, tanıtılması anlamında çok güzel. Görsel olarak çok güzel olmuş. Milli Eğitim Müdürümüze de teşekkür ediyoruz böyle bir çalışmaya imza attığı için. Ben şöyle bakıyorum. Gerçekten çok güzel. Hatta bizim öğrenciyken okuduğumuz kitapları görüyorum. Onların bu yeni nesildeki öğrenciler tarafından da okunabileceğini hatırlatma amacıyla çok güzel bir çalışma olmuş. Evet, benim bazı kuzenlerim, büyükler var. Bunlardan çoğu onlarda da var. Ben de anlayı düşünüyorum burada görünce. Evet, çok ciddi manada selfie çekenler var. Çok ciddi tepki alıyoruz. Özellikle sosyal medyada çok beğenenler. Şu ana kadar ciddi herhangi bir eleştiri almadık. Aldığımız tepkilerin hepsi müsbet manada. Ve insanlar mutluluk duyuyoruz bundan. Çünkü gündemlerine kitap giriyor. Kitaptan daha güzel bir gündem olmadığını düşünüyoruz. İnşallah bu çalışmanın maksadına hasıl olacağını düşünüyoruz. Mersin'de sağanak yağış yerini yeniden güneşe bıraktı. Tarım arazilerinin sular altında kaldığı, bazı noktalarda taşkınların yaşandığı ve sağanak yağış nedeniyle okulların bir gün tatil edilmesinin ardından Mersin'de güneş etkisini göstermeye başladı. Termometreler 20 dereceyi gösterirken vatandaşlar da sıcak havanın tadını sahil kenarlarına akın ederek çıkardı. Yılın 300 günü güneş gören ve güneş kenti adıyla bilinen Mersin'de nem oranının %80'leri bulmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık 23 dereceye kadar çıktı. Şehir merkezinde bulunan Atatürk Parkı'na giden vatandaşlar sahil kenarında gezdi. Çocuklar parklarda gönüllerince oynarken büyüklerse çimlere oturup sohbet etmeyi tercih etti. Kimi vatandaşlar gezi tekneleriyle deniz turu yaparken kimileri de balık tutarak zamanını geçirdi. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güneşli havalar önümüzdeki günlerde de devam edecek.